Selamlar Doris severler. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Şimdi size olmazsa olmaz bir şey göstereceğiz. Değil mi Eda? Evet. Bu tekneyi aldığınızda kabuk halinde alıyorsunuz biliyorsunuz ki ve bu teknede kasetli tuvalet var. Yani karavanlardaki gibi lazımlık yani kısaca. Lazımlık var aynen. Aynen. Bu görmüş olduğunuz kasetli tuvalet sıvı altında birikiyor. O pool yazan yeri açınca da her seferinde yeniden koku geliyor. Sıvıyı da kimyasal tuvalet boşaltma yerine boşaltıyorsunuz. Özel bir kimyasalı var. O kimyasalla da işte şeyi parçalıyorsunuz falan. Yani kullanışlı değil. Koku yapıyor. Tabii biz bu tekneyi ilk aldığımızda onu kullanmadık. Eski sahibi de kullanmamış. Hiç kimse kullanmak istememiş galiba. Çok zor bir şey onu kullanmak. Ya koku yapıyor arkadaşlar. Kolay öyle söyleyeyim. Değil. Güzel bir şey değil. Olmaz yani. Biz onu kullanamayız yani. Biz de o yüzden hemen Mert kaptanıma dedik ki bu tekneye bir tuvalet montajı şart. Evet. Şimdi ha. Mert size bunu anlatacak nasıl yaptığını. Gayet %100 memnunuz. Evet, şimdi şöyle marin tuvaletler zaten belli bir sistemle çalışıyor. Bildiğiniz taş tuvalet. Oradaki işte yaptığınız muhteşem sıvı pis su deposuna gidiyor. Pis su deposunda birikiyor. Sonra ya marinada çektiriyorsunuz ya da açık denizde boşaltıyorsunuz. Belli kuralları var. Şimdi bakalım nasıl yaptık, nedir, ne değildir. Zaten fotoğrafları da ekleyeceğim. Bunlar teknik videolarımız. Bu görmüş olduğunuz gerçek taştan klasik bir tuvalet, marin tuvalet. Burası bizim tuvalet kapımız. Muhteşem tuvaletimiz. Gördüğünüz gibi böyle bir tuvalet alanı var. Buraya ben raf yaptım. Bu yoktu. Şöyle bir musluk lavabo var ama ben burayı yani kullanışlı değil arkadaşlar. Gerek yok yani. Şöyle bir dolap var burada. Bayağı içi eşyalı. Orijinalinde sadece bunlar var. İşte bu da bakın bu da koskocaman taş tuvalet. Gördüğünüz gibi bayağı hakikaten büyük yani şey değil. Şaka değil. Şurada bir motor var. Burada hortumlar var. Burada da gördüğünüz gibi sifonu var. Burada da başka hortumlar var. Ve burada da muhteşem pis su deposu var. Ve hortumlar var. Bir de vana var. Bakın şurada vana. Şurada vana. Şimdi neler oluyor burada? Nasıl oluyor? Tabii her şey montajla başlar. Öncelikle teknenin gövdesine bir delik açılır. Ardından oraya gerekli olan materyaller yavaş yavaş yerleştirilir. Bunları tamamen kendim yaptım. İçten elimizle sıkıyoruz. Özel denize uygun bir silikonla silikonlayıp yerlerine montajını yapıyoruz vanaların. İşte biraz şey kritik bir montaj yoksa tekne batabilir. 65 litre pis su tankı ve özel borusu. Bu borunun içinden tel geçiyor. Bu da rivet nut dediğimiz özel bir perçin sistemi. Buna vida atıyorsunuz. Yani böyle oynamasın, daha sağlam olsun veya vida ile söküp takalım diye. Bakın alttan çıkmış. Bu içine 6 milim mesela metrik civata alıyor. Bu gördüğünüz alüminyum. İçine vuruluyor. Bu da tabancası. Zamanında Bauhaus'tan almıştım. Şimdi yok bunlar. Başka şeyler var benzer. İşte pis su borusu. Bu özel boru dediğim gibi. Hem kırılmasın hem de suya emmesin diye. Artık yavaş yavaş montajını yapıyorum. İşte boruları vesaireleri az sonra tarif edeceğim neyin nereden geçtiğini. Yavaş yavaş tüm vanaları vesaire yapıyorum. Takıyorum. Tabii ki de çok zor oluyor. Hepsi kelepçeleniyor vesaire. Biraz zor bir şey. Prosedür. Artık taşı da monte ettim. Burada dikkat ederseniz bir pompa var. Bu pompayı ben sonra elektrikli modelle değiştirdim. Yukarıdaki sifon. Buna sifon deniyor. O sifon suyun hava alıp da devamlı hareket etmesini engelliyor. Yani tekneyi suyun basmasını engelliyor. Bu Y vana. Daha sonra yukarı ve aşağı ayrımını göstereceğim. Marina ve alttan denize çıkışı ayarlıyor. Sol alttaki de macerator pompa. Bu da diğer sifon. İki sifon iç içe zaten görünüyor. Bu marina çıkışı ve havalandırma deliği pis su tankının. Buradan da artık tertemiz bir şekilde montajı tamamlandı. Artık neredeyse kullanıma hazır. Macerator pompa bu. 12 volt.
Bu pis su tankından son çıkışı yapıyor. Bu da sigorta paneline çeşitli şeylerin bağlantısı maceratörde bağlı. Artık hemen hemen tuvalet kullanıma hazır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Öncelikle tuvaleti kullandıktan sonra kullandık diyelim tuvaleti. Kullandıktan sonra bu motor şuradan şu hortumdan şu gördüğünüz buna da sifon deniyor bu arada. Şunlar da sifon. Sifondan suyu iyi suyu yani deniz suyunu emiyor. Ondan sonra bu aşağı gidiyor. Deniz suyu emildikten sonra da diğer tarafından bunu şu büyük olandan da pis su hortumuna gönderiyor. Pis su deposuna gönderiyor. Düzeltiyorum. Pis su deposuna. Pis su deposunda birikiyor. Sistem bu. Şimdi burada bir pompa daha var. Hatta geçen bu bozulmuştu. Bu da şu maceratör pompa. Şu gördüğünüz pompa. Bunlar da vanaları. Bakın gider vanası. Şu topun arkasında da var. Kusura bakmayın. Hemen şurada vana var. Bu da başka bir vana. Şimdi özet olarak denizden suyu çekti. Şimdi hortumlamayı tek tek göstereyim biraz da hatta. Bu yani şu sifonlar buradan hava alır. Bunun olmasının nedeni denizden suyun gelip de sonuçta buradan denizden su geliyor ya basmaması. Yani deniz suyunun tekneyi basmaması için hortuma hava aldırılır bu şekilde. Bunun bağlantısı bu şekilde oluyor. Bunu ben yapmıştım. Dediğim gibi denizden şuradaki küçük olandan bakın şu küçük olandan hemen topun bakın şu topun solundaki küçük olandan iyi su geliyor. İyi su geldikten sonra yani deniz suyu geldikten sonra buraya giriyor. Burada sifonlanıyor. Tekneyi basmasın diye yani yukarıda oluyor. Deniz suyunun hizasının üstünde burası. Ondan sonra buradan sifona veriliyor tuvalete. Tabi elektrikli pompayla. Şu. O da şu. Ondan sonra da pis su dediğim gibi bunlarla geliyor. Burada birikiyor. Peki biriktikten sonra ne oluyor? Biriktikten sonra bunun iki tane çıkış. Üç tane bakın hortum bağlı. İki tane büyük bir tane küçük. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar büyük olanlar çıkış. Şu hortum, şu vanayla şurada vanası var. Buradan değiştirdiğiniz zaman yönü ya buraya gidiyor, bu çıkışa. Bu çıkışa giderse marina yani bunun dışında kapak var. O kapağı açıyorsunuz. Normal hani su doldurma kapağı gibi bir kapak. Hatta çekeyim. Oradan marinaya, makinaya pisliği veriyorsunuz. Bu da havalandırması. Yani sonuçta tankta sıvı çoğalıp alçaldıkça hava alıp hava verilir. O bu. Ondan sonra eğer diğer moddaysa ovana şu gördüğünüz hemen topun altındaki kalın olan hortumdan onlar denizin içinde arkadaşlar o iki vana. Yani fare falan yerse oraları mesela tekneyi su basar yani öyle düşünün. Oradan denize basıyorsunuz. Hemen topun solundakinden iyi su geliyor, sağındakinden gidiyor. Yani denize basıyorsunuz. Bunun tabi belirli kurallar çerçevesinde denize basabilirsiniz. Bir koyda basamazsınız. Zaten rezil olursunuz. İğrenç bir şey olur. Şimdi bakalım o kapağı da göstereyim ben size. Bakın şurada. Bu marina çıkışı. Yani işte balıkçı barınakları, marinalar, limanlarda oradan pis suyunuzu makinaları var. Oradan verebiliyorsunuz. Yani marinalarda işte balıkçı barınakları veya limanlarda pis su çıkışı var. Gördüğünüz gibi oradan pis suyu makineye verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kurtuluyorsunuz. Veyahut 12 mil açıktaysak kıyımıza denize basabiliriz pisliği. Gerçekten de bir şey olmaz. Yani belirli kurallarda yaptığınız zaman. Oldukça kullanışlı bir tuvalet oldu. Bu depo 65 litre. Gördüğünüz depo 65 litre. Yaklaşık 10 küsür gün idare ediyor iki kişiyi. 65 litre. Tuvaletin de elektriklisi ve aynısının manueli de var. Ben elektrikliyi tercih ediyorum. Çünkü manueli pompalaması şöyle pompa oluyor. Çok yoruyor. Su çekiyorsunuz sürekli.
gerçekten yorucu oluyor. Tekneyi uzun süre denizde terk edeceğimizde o vanaları kapatıyoruz ki tekneyi Allah korusun hortum falan patlar çatlar kelepçesinden çıkar, tekne batmasın diye, çünkü bayağı batar. Şey bu. Gayet kullanışlı. Bu TMC marka. O zaman en uygunuydu. Biz aldığımızda uygundu tabii, şimdi ne kadar bilmiyorum. Gerçekten bildiğin taş yani tuvalet. Bayağı taş. Gerçek taş tuvalet yani. Güzel yani, gayet kullanışlı. İşte havalandırması zaten var. Depo dolup boşaldıkça, sıvı hareket ettikçe ona göre havalanıyor falan. Falan yani kullanışlı. Seviyoruz. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar başka bir montaj. Antisifon dediğimiz, yani suyun geçmesini önleyen sifonlar burada. Bu çıkış, bu da giriş. Şimdi suyun altında olacak tabii giriş ve çıkışlar. Bu deniz suyu seviyesi. Tuvalet altta veya üstte olabilir. Bizim üstte tuvalet, denizden daha yukarıda. Bu durumda girişten, yani su giriyor. Buradaki pompaya geliyor. Bende elektrikli pompaya geliyor. Akabinde daha doğrusu şöyle, burada şöyle bir değişiklik var benim sisteme göre. Ben bunu direkt sifona verdim. Yani bu buradan yukarıya gelip de sifona gitmiş. Ben de direkt sifona gidiyor. Sifondan dönüyor. Tuvaletin pompasına geliyor. Pompa suyu pompalayıp bastıkça ardından pis su şeklinde tekrar antisifon oluyor. Çünkü buradan su geri gelebilir. Burada bizim tank var. Tanka doluyor. Tankın majeratör pompa basıyor ve sonrasında buradan çıkış sağlıyor.